Uzay, en son sınır. İnsanoğlu bu dünyada yürümeye başladığı ilk günden beri geceleri ona eşlik eden milyonlarca yıldızın ışığı altında yaşamış, gelişmiş, hayatındaki düzeni ona bağlamış ve var olmuştur. Günümüzde ise teknolojimiz sayesinde uzay bize yepyeni ufukların kapısını aralamış ve macera duygumuzu tekrardan körüklemiştir. Fakat dünyadan bakıldığında bize huzur veren bu eşsiz manzara, aslında son derece kaotik olayların yaşandığı karanlık bir cehennemden farksızdır. Gelin birlikte dünyamızın sınırlarından hayali uzay gemimiz ile bir yolculuğa çıkalım. Ve evrende yaşanmış ve yaşanmakta olan en dramatik olayları birlikte keşfedelim. Gerçeği bula, hoş geldiniz. Mavi, güzel dünyamız. İnsanlığın tek yuvası. Karanlık uzayın içinde bize huzur veren bir manzara olarak parlamakta. Lakin insan doğası her zaman bilinmeyene doğru çekilmiştir. Ve bugün bu yolculuğu bizler yapacağız. Evimize veda edip evrenin karanlığında bizi bekleyen en ilginç olayları görmeye gidiyoruz. Bunun için hızımızı biraz arttırmamız gerekecek. Çünkü bu tespit ettiğimiz olayların pek çoğu bize yüzlerce, hatta binlerce ışık yılı uzaklıkta. Uzay yolculuğumuza çıkarken kendi güneş sistemimizde sıra dışı bir manzara dikkatimizi çekiyor. Turkuaz yeşili rengiyle dev Uranüs bizi karşılıyor. Uzaktan bakıldığında kendi halinde dönmekte olan bir gaz devinden farksız. Ama yaklaştığımızda bir terslik olduğu aşikar. Sistemimizdeki tüm gezegenlerin aksine Uranüs tamamen eğilmiş durumda. Yani kutupları kuzey ve güneyde değil, yan yatmış bir şekilde doğu ve batıda. Ama bu nasıl olabilir? Böylesine devasa bir gezegeni hangi güç yerinden oynatmış ve devirmiş olabilir? Bazı teoriler olsa da bu henüz net bir şekilde çözemediğimiz bir gizem. Lakin antik Sümerliler şaşırtıcı astronomi bilgileriyle bize çok uzun zaman önce Güneş sistemimizde yaşanan kaotik olaylardan ötürü büyük bir gezegenin Uranüs'e çarparak onun eksenini tamamen yana yatırdığını söyler. Günümüzde de en çok kabul gören teori bilimsel olarak bu şekildedir. Uranüs'ün yan yatması ne kadar ilginçse, bunu bize 8000 sene önce söyleyen Sümerlerin bu bilgiye nasıl eriştikleri de o kadar ilginçtir. Yolculuğumuz devam ediyor ve Güneş sistemimizi artık arkamızda bıraktık. Dünyamızdan 7000 ışık yılı uzaktayız. Karşımıza cap canlı renkleri ve devasa boyutları ile yengeç nebulası çıkıyor. O denli muhteşem, o denli büyük ki insan gözlerini ondan alamıyor. Çapı bütün Güneş sisteminin tam 5 katı büyüklüğünde. Ve bu devasa toz ve gaz yığını milyonlarca yıl içinde yüzlerce yeni yıldızın ve binlerce gezegenin oluşmasına kaynak sağlayacak. İnsan merak etmeden duramıyor. Bu eşsiz güzelliğe ne sebep oldu? Cevabı bulmak için nebulanın kalbine iniyoruz. İleride tıpkı bir deniz feneri gibi ışık saçan bir şey var. Uzay gemimizin radyasyon seviyeleri çılgına dönmüş durumda. Bu bir pulsar. Ölmüş bir yıldızdan geriye kalan 20 kilometre çapında ve saniyede 30 kez dönen bir yıldız kalıntısı. İşte hikaye şimdi tamamlandı. Milyonlarca yıl önce güneşimizden onlarca kat daha büyük olan bu yıldız, ömrünün sonunda bir süpernovaya dönüşerek korkunç bir patlama ile yok olmuş. Ondan geriye kalan ise bu yaratılışın bütün yapı taşlarının bulunduğu devasa yengeç nebulası ve kalbinde atmakta olan yengeç pulsarı. Süpernova o denli güçlü bir olay ki patlama esnasında güneşimizin milyarlarca yılda yaydığı enerjiyi bir saniyede oluşturmakta. Ve patlamanın şiddetiyle atomlar birleşip demir, altın, uranyum gibi ağır elementleri oluşturmaktalar. Parmağınızda bir yüzük varsa ona bir kez daha bakın. Milyonlarca yıl önce tıpkı bunun gibi patlayan bir yıldızın kalbinde yaratıldı. Ve milyonlarca yıl sonra bir şekilde size ulaştı. Ne ilginç değil mi? Dünyadan 7500 ışık yılı ötede Carina takım yıldızına geldik. Karşımıza daha önce hiç görmediğimiz bir manzara çıkıyor. Sanki bir hücrenin parçalanıp ikiye bölünmesini andırıyor. Halbuki burada olmakta olan olay çok ama çok daha kaotik bir anın sadece başlangıcı. Bu devasa bulutun kalbinde Eta Carina yıldızı ömrünün son zamanlarını yaşamakta. Bulutun sebebi ise yıldızın dış katmanlarının ondan kopmaya başlamış olması. Yaşlı Eta Carina katmanlarını bir bir kaybederek sıkışmakta. Nihayetinde çekirdeğindeki ezici yer çekimi yıldızı içine doğru çekip yok etmeye çalışmakta. Yıldız son nefesine kadar buna karşı koymak için her sıkıştığı katmanda yeni bir element üreterek onu enerjiye çevirir. Fakat sonunda element sırası demire geldiğinde yıldızın çekirdeği bir anda demire dönüşür
ve yıldız bunu enerjiye çeviremez. Saniyeler içerisinde o koca yıldız küçücük bir hal alır ve korkunç bir patlama ile kendini yok eder. Eta Carina'nın kütlesi düşünüldüğünde bu patlama bir hipernova olacaktır. Hipernova bir süpernovaya göre yaklaşık 100 kat daha büyük ve yoğun bir patlamadır. Ve bu olaydan sonra geriye devasa bir nebulanın dışında çok daha korkunç bir hayalet kalır. Uzay gemimiz bu kozmik mezarlığın kalbine doğru giderken yer çekimi sensörlerimiz bizi yaklaşan şeye karşı çılgınca uyarıyor. İşte tam orada. Canavarın karanlık kalbi. Bir kara delik. Hipernova ile yok olan yıldızın içe çöküşü ve patlaması o kadar yoğun bir enerji yaratır ki bildiğimiz anlamda uzayın dokusunu yırtarak bir kara delik oluşturur. Bu dipsiz kuyudan kaçış yok. Işığı bile karanlığına çekip hapsetmekte. Kara delikler bizim için halen gizemini koruyor. Çünkü olay ufku ötesinde içerisinde olan şeyleri analiz etmemizi sağlayacak hiçbir ışık ve dalga frekansı bulunmamakta. Tam anlamıyla bir hiçlik. Bir kara deliğin yanında bildiğimiz tüm fizik kavramları kontrolden çıkmış durumdadır. Böyle ki kara deliğe ne kadar yaklaşırsanız yoğun yer çekimi etkisinden dolayı zamanın kendisi bile bükülmeye başlar. Bu noktada sizin için geçen bir dakika dünyamızda geçen 10 seneye, belki 100 seneye bile denk gelebilir. Buradan uzaklaşmanın vakti çoktan geldi. Yoksa bu zifiri karanlığın hipnotik etkisi bizi de diğer kurbanları gibi içine çekecek. Bu sefer gideceğimiz yer çok çok uzakta. Gemimizi son hızına ayarlıyoruz. Evimiz Samanyolu galaksimiz yavaş yavaş küçülüp ufukta sönmeye başladı. Evrenin büyüklüğü karşısında insan düşünmeden edemiyor. Işık hızıyla bir ucundan diğerine gitmenin 100 bin yıl sürdüğü galaksimiz bile evrende bir zerre kadar yer kaplamıyor. Ondan bu kadar uzaklaşmış olmamıza rağmen kozmik boyutta sadece bir adım kadar mesafe gidebildik. Dünyadan tam 700 milyon ışık yılı ötedeyiz. Geldiğimiz yer ıssız bir karanlık. Tek bir ışık bile yok. Ne bir yıldız, ne bir gezegen. Ama bu nasıl olur? Evrenin neresine baksak mutlaka bir galaksinin, bir yıldızın ışığı ne kadar az da olsa bize huzur verirdi. Ama burası bütün bunlardan ayrı, ıssız bir karanlık. Büyük çoban boşluğuna hoş geldiniz. Bu boşluk o kadar büyüktür ki çapı bildiğimiz kadarıyla 330 milyon ışık yılı büyüklüğündedir. Rakamı daha iyi anlamanız için Samanyolu galaksimizin çapının sadece 100 bin ışık yılı olduğunu tekrar hatırlayın. Yani galaksimizden tam 3300 kat daha büyük bir hiçlik. Bu denli büyük bir boşluğa neyin sebep olduğu tam bir muamma. Kimi bilim insanları düzensiz yer çekim alanlarının buradaki gezegen, yıldız hatta galaksileri dışarıya doğru ittiğini düşünmekte. Kim bilir, belki de şu an için keşfedemediğimiz bir patlama türü buradaki her şeyi yok etmiş ve geriye hiçbir iz bırakmamıştır. Ya da bazı bilim adamlarının düşündüğü gibi burası bir zamanlar tip 3 seviyesine gelmiş galaktik medeniyetlerin yuvasıydı. Ve belki tüm kaynakları tükettiler. Belki de aralarında geçen bir savaş sonucu her şeyi yok ettiler. Çoban boşluğunun sırlarını çözmek için sanırım insanlığın biraz daha beklemesi gerekecek. Çoban boşluğunun hiçliğinden ve karanlığından daha uzaklara doğru yola çıkıyoruz. Dünyadan 10 milyar ışık yılı ötedeyiz. Evimizden, galaksimizden çok ama çok uzaktayız. Öyle ki buradan galaksimiz Samanyolu'na bir merhaba sinyali bile göndersek, sinyalin galaksimize ışık hızıyla ulaşması 10 milyar sene sürecek. O vakte kadar çoktan Andromeda ve Samanyolu çarpışıp birleşmiş ve güneş ömrünü tamamladığı için şişip dünyamızı yok etmiş olacak. Tüm insanlar, tüm hayvanlar, tüm sevdikleriniz koca evrende gözükmüyorlar bile. Dünya şimdi yok olsa bundan haberiniz dahi olmaz. Evrenin büyüklüğü insanı ister istemez daha mütevazi bir hale sokuyor değil mi? Bu denli uzakta bizi sıra dışı bir manzara karşılıyor. Biraz önceki karanlığın, hiçliğin tam tersi bir manzara. Önümüzde yüzlerce galaksinin toplam parlaklığına eşdeğer bir şey var. Kadim bir kuasar. J1110. Parlaklığı gözümüzü kör edecek seviyede. Bunun sebebi ise inanılmaz hızlarda dönmekte olan devasa gaz bulutları. Bu gazlar akıl almaz bir sıcaklık değeri olan 100 milyar dereceden dahi daha sıcaklardır. Bunu biliyoruz çünkü şu anki ölçüm aletlerimiz daha öte bir değere sahip değiller. 2011'deki keşfinden beri bizi büyüleyen J1110'a hayat veren şey ise tam kalbinde yer alan süper kütleli bir kara deliktir. Güneşimizin kütlesinden 1 milyar kat daha büyük olan bu kara delik, kuasarda oluşan her şeyi gücüyle parçalar, zerrelerini ayırır ve onları emer. Bu sürekli devam eden bir yaratılış ve yıkım döngüsüdür.
Karadelik bir yandan kurbanlarını içine çekerken diğer yandan yarattığı jet akımları ile zerre haline gelmiş maddeleri tekrar kuasara dağıtır. Galaksimizin neredeyse 6 katı büyüklüğünde olan bu cehennem kuasarda yıldızlar gezegenler oluşur ve kara deliğin gücüyle tekrar parçalanırlar. Sürekli ve sürekli, milyonlarca yıldır devam eden bir döngü. Peki buranın ötesinde daha bizi neler bekliyor? Gelin sınırlarımızı biraz daha zorlayalım ve gidebileceğimiz en uzak yere doğru gitmeye başlayalım. Evrenin sınırına. Galaksiler arası boşluktayız. Bildiğimiz her şeyden daha uzağa gidiyoruz. Şu an gördüğünüz bu parlayan noktaların her biri bir yıldız değil. Her biri bir galaksi. Yani içinde yüz milyarlarca yıldızın olduğu gök adalar. Büyük resmi daha iyi görmek için daha da uzaklaşıyoruz ve yükseliyoruz. İşte geldik. Bildiğimiz evrenin sınırındayız. Gördüğünüz bu görüntü tamamen bilimsel hesaplara dayanarak oluşturulmuş bir evren modeli. Gördüğünüz her renkli şey galaksi kümelerinden oluşuyor. Şu anki teknolojimizin el verdiği tahminlerimize göre evrenimizde 400 milyardan fazla galaksinin olduğu düşünülüyor. Ve bu galaksilerin her birinde 200 ila 400 milyar arası yıldız ve her bir yıldızın yörüngesinde de onlarca gezegen ve uydu olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz bir varoluş rakamı. Bilim adamları bu gezegenlerin hangilerinde yaşam olabileceğini hesaplayan bir denklem geliştirdiler. Drake denklemi denilen bu formüle göre sırf bizim Samanyolu galaksimizde bile 100 bin kadar yaşama elverişli gezegen olduğu hesaplanıyor. Ve yine aynı denklem sırf Samanyolu'nda bile en az bizim kadar gelişmiş binlerce medeniyetin olma olasılığından bahsediyor. Şimdi bu değerleri bütün evrende gördüğünüz o galaksilere yayın. Akıl almayacak düzeyde bir yaşamdan bahsediyoruz. Evrenin her köşesi yaşam dolu olmalı. Ama galaksilerin birbirine olan mesafesi o kadar uzak ki en ileri teknoloji seviyemize geldiğimizde bile kendi galaksimizden bir başkasına gitmek oldukça zor bir görev olacak. Gördüklerimiz şimdilik yeter. Evimizden çok uzaktayız ve artık dönmenin vakti geldi. Gemimizi şu karanlık ve korkutucu evrende bize huzur veren tek yer olan mavi güzel dünyamıza döndürüyoruz. Bu denli yıkım ve yeniden varoluş gördükten sonra hepsini sindirmek için gezegenimizde güzel bir akşam gökyüzüne gözünüzü dikin. Ve bütün bu anlatılanları ve bunlardan kat be kat daha fazla yaşanan olayları düşünerek tekrardan gökyüzünü izleyin ve düşünün. Her saniye yüz binlerce yıldızın ölüp yeniden doğduğu, milyonlarca gezegenin oluşup geliştiği ve belki üstünde hayatı yeşerttiği şu sonsuz alemde benim anlamım ne? Tüm dertlerimin, düşüncelerimin değeri ne? Sonsuz gökyüzünde belki önemsiz bir detay gibi görünebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Şu an, şimdi bu döngünün tam kalbindesiniz. Ve varoluşunuz bu koca sistemin değerli bir parçası. Evrende ışığı yıldızlar yayıyor olabilir. Ama varoluştaki esas ışık hayattır, yaşamdır. Bunun kıymetini bilerek yaşayın. Ve sizi evrendeki tüm bu kaostan koruyan güzel yuvamız dünyamızın kıymetini bilin. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.